Hangi malzemeden ne şartlarda pişirildiği belli olmayan yemeklere mecbur değilsiniz ve ayaküstü atıştırmalara son verin. İşte fırsat. Malzemeni kendin seç, kendin pişir, kendin ye. İş hayatında en büyük yardımcınız. Pratik, hızlı ve alternatif enerjili. Yediklerinizden tereddütlüyseniz, sağlıklı pişirilmiş sıcak yemek arıyorsanız, 15 dakika içinde ne yediğinizi bilerek sağlıklı, pratik yemek ve diğer ihtiyaçlarınızı karşılayacak tek cihaz Olympus pişirme robotu. Olympus pişirme robotuyla 2 kişiden 10 kişiye kadar her çeşit yemek, ızgara ve demli çay ziyafeti daha ekonomik, daha hijyenik ve daha sağlıklı. Bunun otomatik ateşlemeye kolayca çalışsın. Çevirin özel termostatını, istediğiniz ısıyı ayarlasın ve yemeğinizi istediğiniz ısıda tutsun. Olympus pişirme robotu gece gündüz, yaz kış, yaşamın her anında. Hava koşulları değişir, Olympus pişirme robotuyla sevdiklerinizle yaşanan konfor değişmez. Alternatif enerjili Olympus pişirme robotunu her yerde, her şartta kullanabilirsiniz. Efendim merhabalar sevgili izleyenlerim. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hepinize sevgiler, saygılar sevgili izleyenlerim. Evet, farklı tatlar, farklı lezzetlerle buluşturmaya devam ediyoruz sevgili izleyenlerim. Evet arkadaşlarımız herkes yerinde. Benim şapkam niye böyle aya doğru gidiyor? Nebil uğraştı böyle şapkayla, boğmaya çalıştı biraz şeyi ya böyle. Şapkayı boğuyor ancak. Tavuklu bamya. Tabii ki güzel bir bamya hazırlayacağım. Nasıl bir bamya? Efendim tavuklu bir bamya. Bamya burada. Hemen bamyayı halledip geliyorum. Ve daha sonra da neler kullanacağız, nasıl kullanacağız sevgili izleyenlerim. Oradan yola çıkacağız. Yola çıkarken bazı şeylere dikkat etmemiz gerekiyor. Tabii kuralına göre hazırlanması gereken yemekler, bütün yemekler, her yemek kendi kuralına göre hazırlanması lazım sevgili izleyenlerim. Durum böyleyken nedir? Pekala burada bamyanın kuralı nedir? Oradan bakalım. Evet, tabii ki bamyanın kuralı bamya. Bamya güzel bir sebzedir, çok özel bir sebzedir. Herkese tavsiye ediyoruz, herkes yapsın diye. Tabii yeni bamya, evet dün gördüm enginar gelmiş. Ama Kıbrıs olduğunu gördüm. Efendime söyleyeyim, Antalya geldiği zaman sevgili izleyenlerim inşallah bugünlerde Antalya da gelir ve ondan sonra sizlere burada çeşitli enginarlar. Enginar da çok faydalı bir sebzemizdir. Karaciğer dostudur. Diyet yapanlar hep ondan kullanması gerekiyor ki böyle sağlıklı bir diyet yapması açısından. Çünkü enginar deyip geçmeyeceksiniz. Evet şöyle birkaç kaşık sıvı yağ bırakıyorum. Bıraktıktan sonra kullanacağım malzemeler nelerdir? Oradan bahsedelim sevgili izleyenlerim. Bir adet soğan kullanacağım. Bir adet patates, bir tavuk göğsünün yarısı. Efendim çeşitli biberlerden 6 adet, bir adet patates dedim. Ve 3 bardak kadar da konserve efendim bamya kullanacağız. Şimdi gelelim. Efendim malzemenin hazırlanışına. Tabii yemeklik doğramış olduğumuz bu soğanları evvela efendim tenceremizin içerisine ilave ediyoruz. Tenceremizin içerisinde soğanı birkaç tur soteledikten sonra onun içerisine efendim biberleri ilave edeceğiz. Ve biberler de ilave ettikten sonra daha sonra tavuğu doğramış olduğumuz tavuk etini göğüs olabilir. Efendime söyleyeyim buttan olabilir, kemiksiz olmak kaydıyla ve onu ilave edeceğiz. Onu da soteleme yöntemiyle kıvama gelmesini sağlıyorsunuz. Kıvama getirdikten sonra da sıralamayı yapmamız lazım. Ve ondan sonra efendime söyleyeyim patates, domates, tuzumuz, salça kullanmıyoruz. Ve bunları sırayla kullandıktan sonra efendim yeteri kadar suyla bunu hazırlamamız gerekiyor sevgili izleyenlerim. Yeteri kadar suyla. Evet şöyle bir sotelememizi yapalım. Burada bunları hazırlarken de şu elimin altında bulunan bu patatesi de şöyle hazırlayalım sevgili izleyenlerim. Patatesimiz de şurada beklesin. Bir tane patates. Bu patates de burada yemeğin içerisinde bırakmış olduğu nişastayla tabii ki kıvama getirmeyi sağlayacak
sevgili izleyenlerim. Şöyle doğradık ve burada. Şimdi sırada biberler var. Biberleri de doğrayacağız. Biberleri de şöyle şu tarifimizi alalım. Burada. Efendime söyleyeyim. Şöyle biberleri de hazırlayalım. Hazırlamış olduğumuz bu güzelim biberler. Efendim çeşitli biberler kullanabilirsiniz. Acısı tatlısı, acısı tatlısı hepsi bir arada olabilir. İstediğiniz biberi kullanma hakkına sahipsiniz. Çekirdeklerini alıyorsunuz ve çekirdeklerini attıktan sonra da efendim biberleri rahatlıkla kullanabilirsiniz. Çünkü bunlar yemeğin içerisinde kavrulurken de pişerken de esmerlik böyle siyah siyah oluşur. Onun için bunları ben kullanmıyorum. Hiçbir zaman da kullanmadım bugüne kadar sevgili izleyenlerim. Belki kötü bir alışkanlığım olmuş olabilir ama tabii ki pişirilen yemeğin içerisinde efendim gördüğünüz zaman bazen çok güzel renkli böyle tam kıvamında bir yemek, bir de bakıyorsunuz ki efendim içerisinde biberin çekirdekleri esmerleşmiş, ondan sonra şişmanlaşmış bizim nibil gibi. Evet, tövbesi yok. Şimdi çağırayım mı seni buraya ekranla izleyicilerimiz görsün Nebil'in nasıl olduğunu bir gün. Nebil, efendim çıkaracağız Nebil'i. Tabii ki bakalım ne zaman olacak, ne zamana gelecek o kısmet. Evet, biberlerimizi de lira doğradıktan sonra, yani içi boş lira doğradıktan sonra bunları da şimdi ilave edeceğiz. Şimdi bunları ilave ettikten sonra da bakın soteleme yöntemiyle bunları pişiriyoruz. Efendim pişirdikten sonra da yani soteleme yöntemiyle pişirdikten sonra bunun içerisine tavuk etini ilave edeceğiz. Bakın buradaki sivri biberlerin doğranış şekli de başka oluyor sevgili izleyenlerim. İçerisinde ortadan ikiye uzunluğa kesiyorsunuz ve daha sonra içerisindeki çekirdekleri alıyorsunuz. Almış olduğunuz çekirdekleri şöyle çöp kutusuna birleştiriyorsunuz. Efendim buradan şöyle bunları da bakın bamya iriliğinde doğruyorsunuz. Yemeklerin içerisine ilave ettiğiniz zaman malzemeler birbirleriyle bağdaşması gerekiyor. Yani birisi çok küçük, birisi çok büyük olmayacak. Burada ancak soğanın haricinde başkasını böyle lime lime hazırlamıyoruz sevgili izleyenlerim. Nereye gitti benim buradan havlum? Siz niye bunları böyle kaçırıyorsunuz oraya buraya? Şimdi tabii burada hazırlayacağım malzeme bir tane tavuk göğsünün yarısı. Dediğim gibi buttan da hazırlayabilirsiniz sevgili izleyenlerim. İsterseniz buttan hazırlayın, isterseniz göğüsten hazırlayabilirsiniz. Bunları tabii ki sırayla kullanmanız gerekiyor. Neyi sırayla kullandık? Evvela soğanları ilave ettik. Soğanlardan sonra da efendime söyleyeyim biberleri ilave ettik. Biberlerden sonra da gördüğünüz gibi kemiksiz olmak kaydıyla tavuk etini ilave ediyoruz. Tavuk etini de soteledikten sonra bunu da kıvama gelmesini sağlıyoruz. Ve kıvama getirdikten sonra da evet buraları toparlayacağız. Ve ondan sonra domates var, patates var. Bunların hepsini sırayla ilave edeceğiz. Evvela kavurma yöntemi yani soteleme yöntemiyle iyi bir kıvama gelmesini sağlıyorsunuz. Bu arada geliyorum da biraz fırının derecesini artırmak mecburiyetinde kaldım. Ama siz 180 derecede pişirmeniz gerekiyor sevgili izleyenlerim. Çünkü programın sonuna doğru yetişmesi açısındandır bu. Bunlara evet bazen böyle çabuklaştırmak açısından bunları hazırlıyorum ben sevgili izleyenlerim. Bunları yaparken de tabii anlatıyorum ben size 180 derecede. Çünkü eğer ki 180 derecenin üzerine yüksek derecede pişirirseniz üzerinin çok çabuk kızardığını ve içinin pişmediğini efendim içinin istediğiniz kıvama gelmediğini görmüş olursunuz. Ne zaman? Tabii ki servis anında o da ne olur? İş işten geçmiş olur. Bunların bütün detaylarıyla anlatıyorum. Tabii ki yapmış olduğunuz işte başarılı olabilmeniz açısındandır sevgili izleyenlerim. Ya üzeri kızardı, içi pişmiş. Her üzeri kızaranın efendim içi pişmiş olmaz. İçi pişmiş olmaz. Bakın çok mükemmel bir yemektir. Bakın burada etleri ilave ettikten sonra tavuk etini beyazladı. Şimdi izleyicilerimiz geçen bir tanesi diyor ki ya Nazım Usta balık. Efendim balık yapıyoruz ama yani bizde balık kültürünü hiç evlerde hiç kimse bunu yapmıyor. Yani karşılaştığım komşularımdan, insanlardan çünkü bunun evde vermiş olduğu bir koku. Ne kadar anlatıyorsam yani
Bu olmuyor. Nihayetinde ya bir balık pişirdik, bütün ev olduğu gibi yağ oldu, koku oldu. Şimdi balığı tavada yaptığınız zaman balık zaten bütün özelliğini kaybediyor sevgili izleyenler. Balık özelliğini kaybediyor. Balığı yapacağınız buğulama yapacaksınız, ızgara yapacaksınız. Bunlar da tabii ki farklı farklı yöntemlerle ben bunları anlatıyorum sizlere. Ama yapmıyorsunuz ve nihayetinde ev olduğu gibi balık kokuyor. Aslında çok pratik pişirme yöntemleri vardır, kuralları vardır. O şekilde yapsanız zaten onlar olmaz. Şimdi bir balık yapıyorsunuz, ondan sonra kalkıyorsunuz. Bütün evi efendim temizliyorsunuz, alt üst ediyorsunuz. Balığı atıyorsunuz natürel olarak öyle suya batırmadan efendim atıyorsunuz yağın içerisine, orada balık. Oho, feleği şaşıyor. Zaten hiçbir besleyici değeri kalmıyor balığın. Onu da söylemiş olayım. Hiçbir besleyici değeri kalmıyor yağda pişen balığın. Çünkü 120 dereceye yükseliyor o yağ. Aman yarabbim. Evet. Bir de yağ yakmışsanız aman yarabbim. Aman yarabbim. Hiçbir besleyici değerleri yok. Gel buraya gel. Seni de çıkaracağım buraya sevgili Ali. Hiç merak etme. Efendim şöyle bamyamızı da üzerine bıraktık. O Ali'ydi değil mi? Ali'ydi değil mi konuşan? Ali mi Nebil mi? İçeride. İçeride hangisi? Tamam Nebil. Tamam. Hemen buraya geliyorsun. Bir önlük bir şapka. Efendim şöyle suyumuzu da ilave ediyoruz. Bakın malzememizin üzerine çıkmayacak şekilde sevgili izleyenlerim. Malzemenin üzerine çıkmayacak şekilde suyu ilave ettik. Ve suyu ilave ettikten sonra da sevgili izleyenlerim. Görüyorsunuz burada aheste bunu kaynamaya başladıktan itibaren ocağı kısacağız. Ocağı kıstıktan sonra da tabii ki kısık ateşte bütün malzemeleri bir araya getirdik. 40 dakika civarında pişiriyorsunuz ve ondan sonra ağız tadıyla bir bamya. Evet böyle olur sevgili izleyenler. Tencerenin kapağını arıyorum ve bulamıyorum. Tencerenin kapağını aradım ve buldum. Efendime söyleyeyim. Şimdi şöyle bir kapağını kapatacağım. Sevgili izleyenlerim. Burada da efendim muhteşem o yemek. Muhteşem. Gel. Hepsi birbirinden güzel. Hemen çek ve ne bekliyorsun orada? Tencerenin kapağını atacağım sana en sonunda. Ne bekliyorsun orada? Ben bunları emek veriyorum burada. İzleyicilerimize gönder diyorum. Sen oturmuşsun orada. Efendim. Bak. Vallahi bak Serkan. İyi geçinelim. Yoksa seni yemekhanede Mehmet'in yanına verebilirim. Ceylan ablanın yanına verebilirim. Onun için iyi geçinelim. Benimle iyi geçinin. Kim demiş efendim bamya kendi kendine. Gel. Bamya efendim bamyanın şöyle rahmetlik İsmet abim olsaydı da Allah nur içinde yatırsın ve bunu İsmet abime ikram etseydim durum böyle. Efendim bamya. Burada. Programımızın sonuna geldik. Herkese sevgiler, saygılar. Hoş kalın, hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Çünkü zamanı açtık. Toparlamam lazım. Allah'a ısmarladık efendim. Geleneksel tek katlı tencerelerde yemek pişirirken veya ısıtırken kullanılan enerjinin %40'ı tencerenin gövdesindeki ısı kaybından dolayı dışarı kaçar. Siz tenceredeki yemeği değil, mutfağınızı ısıtmış olursunuz. Ne kadar çok tencerenin gövde ve kapağından ısı kaçağı olursa o kadar çok yakıt tüketirsiniz. Termosoft tasarruflu tencerede yemekleriniz pişerken oluşan enerji kaybını önlersiniz. Yemeklerinizi hem daha kısa sürede pişireceğinizden hem de tekrar ısıtma zorunda kalmadığınız için %70'lere varan enerji tasarrufu yaparsınız. Bu da ailenizin fatura maliyetini düşürecektir. Hesabını bilen aileler termosoft tasarruflu tencere kullanır. Termosoft mu? Aklı olan termosoft alsın, parası cebinde kalsın. Yalan söylüyorsam eğer Allah canımı alsın. Termosoft hayattır ya. Termosoft tasarruflu